Nasıl olsa zaten bu yapılacakları olan da soru, cevap, öneri, fikir birlikte. Farklılıklarımız var, farklı siyasi görüşlerimiz, tercihlerimiz var. Ancak hepimiz şehzadelerde yaşıyoruz ve güzel şehrimizin daha da güzel olabilmesini arzu ediyoruz. Birçok noktada da ortak paydada da buluşuyoruz. Gerçekten de Şehzadeler Belediyesi kurulduğu günden bu yana karşılıklı saygıyı, sevgiyi muhafaza ederek birbirimizi kırmadan bu şehre hizmet ettik. Mecliste aldığımız kararların zaten %100'e yakın bir oranını oy birliğiyle alıyoruz. İstişare ediyoruz, birbirimizin fikirlerini soruyoruz. Akıl akıldan üstündür diyerek her birimizin aklına, fikirlerine saygı duyuyoruz. Dolayısıyla bir işbirliğimiz, bir birlikteliğimiz, bir nezaketimiz, birbirimize karşı olan saygımız var. Ortak paydamız şehzadeler. Şehzadelerin daha güzel olabilmesi, daha iyi hizmetler alabilmesi için de bir fikir birliği ve gönül birliği oluşturuyoruz. Bu noktada katkıda bulunan, uzlaşmacı bir tavır sergileyen tüm meclis üyelerimize ve tüm siyasi partilerimizin ilçe başkanlarına ben teşekkür ediyorum. Bu gerçekten de örnek alınması gereken bir tablodur diye de düşünüyorum. Çünkü görevler geçici, belki partiler geçici ama kalıcı olan yaşadığımız şehir, kalıcı olan ülkemiz, kalıcı olan yapılacak olan hizmetler, bu duygularla da biz de samimi olarak gönlümüzü, kapımızı açtığımız, samimi olarak istişare ettiğimiz için de bir ortak akıl oluşturabiliyor ve birçok konuda birlikte hareket edebiliyoruz. Ben bugüne kadarki duyarlılıkları sebebiyle tüm arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonraki süreçte de Allah ömür verirse aynı sevgiyle, saygıyla birlikte hareket ederek güzel şehrimize hizmet etmeye devam edeceğiz. Belediyeler siyasi kimliklerin geride kaldığı, uzlaşmacılığın ön plana çıktığı, hizmetin ön plana çıktığı kurumlardır. İşte bunun güzel örneklerinden birisi de Şehzadeler Belediyemiz, Belediye Meclisimiz bunun en güzel örneklerinden birini oluşturmaktadır. Bugüne kadar yaptığımız hizmetlerin hemen hemen hepsinde tüm arkadaşlarımızın katkısı var, desteği var, oyu var. Ya da bir yerde bir eksik, bir noksan, bir hata olduğunda tüm arkadaşlarımız ilgili birimlere ulaşarak bununla ilgili tespitlerini paylaşabiliyor, önerilerini dile getirebiliyor ve bu tespitler değerlendiriliyor, öneriler değerlendiriliyor ve sorunların çözümü noktasında da adım atılabiliyor. Olması gereken budur, bunun doğru olduğuna inandığımız için zaten biz yaklaşık 8 yıldır bu anlayışla, bu felsefeyle bu hizmetimizi, görevlerimizi yerine getirmeye çalışıyoruz. Bundan sonra da aynı anlayışla devam edeceğiz. Tabii bir pandemi illetiyle karşı karşıya kaldık. 2 yıldan beri sağlıklı bir şekilde bir araya gelemedik. Bir takım toplantılarda böyle rahat uzun vadeli bulunamadık. Bu akşam bir istişare edelim, sohbet edelim, duygularımızı, düşüncelerimizi paylaşalım diye bir araya gelmiş bulunmaktayız. Ben hepinize teşrifleriniz için çok teşekkür ediyorum. Şehzadeler Belediyesi olarak yaptıklarımız var. Bunları zaten sizler yakinen biliyorsunuz. Birçok açılışta, temel atma töreninde zaten bir arada oluyoruz. Ya da meclisten karar alınması gereken bir husus varsa da sizlerin de oylarıyla bu kararlar alınıyor. Devam eden işlerimiz var. Bunların içerisinde pazartesi günü ihalesini inşallah gerçekleştirdik. Eğer bir yasal bir mani olmaz da onaylanırsa eski adliye lojmanlarının olduğu yerde zemin kat millet kıraathanesi, kütüphane, üst kat gençlik merkezi, sınıflar, en üstte de kafeteryaları, mescitleri ve büyük yazar buluşmalarının yapılabileceği, sivil toplum kuruluşlarının toplantılarını düzenleyebileceği bir salonuyla, bodrumda da arşivleriyle gerçekten de gençlere, kültürümüze hitap edecek ciddi bir eseri inşallah temelini hep birlikte atacağız. Özellikle okulların açık olduğu dönemlerde burayı 24 saat açık tutacağız. Üniversite öğrencilerimiz gelip orada ders çalışabilecekler. Çok güzel bir elektronik altyapı sistemi de kurgulandı, hazır. Onu da orada hayata geçireceğiz inşallah.
gençlerimize belli periyotlarla çorba ikramımız da olacak. İstanbul'da bunun çok güzel örnekleri var. Gidip ben de bizzat yerince incelemiştim. Tamamen gençlerimize hizmet verecek olan çok güzel bir tesisi içimize kazandırmış olacağız. Yine nasip olursa Perşembe günü sabah aşevinin temelini atıyoruz. Yine Çavuşoğlu mahallemizdeki çok amaçlı salon, sağlık evi ve muhtar evi ile ilgili zemin iyileştirme çalışmaları devam ediyor. Ardından temelini atacağız. 5 tane mahalleyi kapsayan ve Manisa tarihinin en büyük kentsel dönüşüm projesi diyeceğimiz projede birinci etapla ilgili yasal bağlayıcı uzlaşı görüşmeleri kısmını tamamladık. Verilerin tasnifleri yapılıyor. Ardından yine gideceğiz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızla görüşeceğiz. Ve inanıyorum ki inşallah bu yıl içerisinde birinci etapın kazması vurulacak. Temelleri atılacak. 544 konutlu dükkanların inşaatına başlanabilecek. Ardından da ikinci etap, üçüncü etapla ilgili çalışmalar devam edecektir. Yerinde dönüşüm, kimsenin mağdur edilmediği, oradaki tüm hak sahiplerinin haklarının korunduğu ve şehrin şehircilik ve markasına da ciddi bir değer katacak olan bir proje olmuş olacak. Gerçekten de 7,5-8 yıldır ciddi emek harcadık, ciddi mesai harcadık. Bunun neticesinde burada böyle bir aşamaya gelmiş olmak hepimiz adına son derece sevindirici, güzel bir durumdur. Süreçte emeği olan, desteği olan, katkısı olan herkese de ben çok teşekkür ediyorum. Oturalım. Çok güzeldi. Üç lezzet bir arada.